Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Harikasınız. 7'den 70'e milyonların cevap aradı fakat biz... Yok artık duruyor tencere. Alışkanlık yapıyorum. Ne tatlılar, durmuyor tencere. Kapak da durmuyor, tencere de durmuyor. Efendim nerede kalmıştık? 7'den 70'e milyonların cevap aradı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz tencereler ve siz kapaklar, hepiniz hoş geldiniz. Ay, ay, ay. Bugün burada efendim benim için çok önemli bir şey oluyor. Hep önemli bir şey oluyor tabii ki biliyorsunuz. Ama çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Bana sürpriz yapmış. Maide. Efendim. Ya yerim ben Maide. Çocukluk arkadaşım dedim ama evet, şey olmadı. Çocuk, yani, çocukluk arkadaşıyız. Yani. Evet, evet. 30'una yeni girdik desen işte 20 yıldır çocukluk arkadaşım. Ya sayılır, sayılır. Doğru. Evet. Evet, yanlış bir şey. Efendim hem de nereden geldiler biliyor musunuz? Ayağım tozlarıyla İzmir'den geldiler. Efendim neden tencere size sorayım. Kaptan. Uğur. Her tencerenin bir kapağa ihtiyacı vardır, o yüzden galiba. Senin kapak nerede Uğur? Tam karşınızda. Maide. Efendim. Uğur, kapağını buldum. Buldu, buldu. Bir şey söyleyeceğim, böyle karşılıklı tencere ve kapakları mı? Evet, tabii. Evet. Evet. Ay çok güzel ya, iyi ki geldiniz efendim. Şöyle bir şey oldu, şu anda heyecandan oldu bir anda. Maide, yani benim kulise birisi bir giriş yaptı. Benim yapımcım Seda, gördüm ben şok oldu bak şöyle kaldı. Anlamadı olayları çünkü odaya şöyle biri girdi. Asuman! Aa ne oluyor dedi. Maide! Şok içindeyim böyle. Çok şaşırttı bizi. Seda da şey dedi. Kim bu kadın dedim. Kulise böyle hani şeyli girdi. Dedim ki benim arkadaşım kim olacak? Bak bana arkadaşıma bak. Anladın mı yani? Arkadaşını söyle çok... bana. Neyi? Arkadaşını söyle bana. Sana kim olduğunu söyle. Aynen öyle Maideciğim. İyi ki geldiniz tencere ve kapaklar. Ay bugün çok eğleneceğiz. Her zaman eğleniyoruz o ayrı. Yani öyle... Ümit ediyorum. Normalde nasılsanız öyle olun. Maide'nin dışında hiç kimseyi tanımıyorum. Uğur'la hiç tanışma fırsatım olmadı. Oysa ki kaç yıldır tencere ve kapaklar. Ama ilk defa yüz yüze tanışma fırsatımız olacak. Sizle ben aynı anda tanıyacağız, öyle söyleyeyim. Günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor başlasın. Ah. Uğur'cum. Seversin. Sürprizli bir cevabımız var. Tam 1 lira değerinde. 1 lira mı? Sevmedi. Neyi sevdiğini anladım. Büyük ödülümüz 10.000 lira. Neden sevdiğini de birazdan söyleyeceğim. O zaman hemen şey yapalım. Bu akşam biliyorsunuz hani tencere, kapak... Karılar, kocalar, karşılıklı. Ay bayağıdır yapmıyorduk bunu. Böyle güzel oldu. Sürpriz oldu, güzel oldu. Hakikaten öyle oldu. Maide ve Uğur geliyor. Başarılar. Teşekkürler. Maide senin boyu kaç? 1.83. Yok 1.80. Sen niye Hamide'sin? Ya benim de kafam da böyle. Ya Hamide, sen beni yıllarca kandırdın. Kandırdım. Beni de öyle kandırdı. Onu da öyle kandırdım.
Ay siz nasıl tanıştınız çok merak ediyorum. Hiç sorma. Sen şey, neydi o, şey belediyeden hani gidiliyor nikah işlemleri falan. Orada mı öğrendin Hamide olduğunu? Öyle, biraz öyle oldu. Dur birazdan geleceğiz ona. Hemen şöyle bir ısınalım. Maide, Hamide. O da benim, o da benim. O da benim, o da, o da benim. 10 puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun. Arnavut nokta nokta. Nasıl karıcığım, iyi mi böyle? Süpersin. Ciğeri. Ay çok severim be. Ciğeri var mı? Bravo Hamide, Maide. 10 puanla açılış yaptılar. Görüşürüz Uğur. Efendim Emre'nin kapağı göremedim. Elif geliyor. Elif ve Emre geliyor. Merhaba. Emre, fark ettim bir baskı var üzerinde. Baskı yok değil mi? Kim? Benim mi? Senin üzerinde bir baskı yok değil mi? Yok, hayır. Ha, rahatsın. Evet. Tamam. Elif öyle bir geldi ki, Elif böyle geldi bak. Sakın basma. O bilir. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eskiden insanların kartpostal yolladığı özel günlerden birini söyleyin. Elif? Bayram. Bayram var mıdır? 10 puan gidiyor mu yine kapaklara? Bravo Elif. 10 puan da size gitti. Böylelikle güzel açılış yaptılar. Beyler, beyler, tencereler ne oluyor? Celtilmenlik bu ya. Yani ilk 5 turda herhalde 50 puanı karşı tarafa vereceğiz biz. Öyle gözüküyor. Bakacağız ne olacak. Neslihan ve Erman geliyor. Ay tulumuna bayıldım. 10 puanlık sorunuz geliyor. Fragmanını izlediğiniz bir şey söyleyin. Film. Film. Film midir? İlk 10 puan gidiyor mu tencerelere? Bravo Erman. 10 puan aldınız. Görüşürüz Neslihan. Mehmet ve Nihal geliyor. Puanlık sorunuz geliyor. Şerbeti yapılan meyvelerden birini söyleyin. Ben bir şey söyleyeyim. Kesinlikle baskı var üzerinizde. Hiçbiriniz basmıyorsunuz. Bir tek Erman bassa. Sen deyiz Nihal. Şerbeti yapılan bir meyve. Vişne. Vişne. Var mı bizim en popüler cevaplarımız? Sana sıra geldi Mehmet. Şerbeti yapılan meyvelerden birini söyleyin. Üzüm. Üzüm var mıdır? Acaba nedir? Görelim. Reyhan. Reyhan? Ay çok severim. Bakalım neymiş? Aa, kızılcık mı? Hiç aklıma gelmezdi. Şerbet. Benim de gelmedi. Benim de gelmedi. Bu Mehmet bana mı benziyor? Ben Mehmet'e mi benziyorum? Korku filmi gibi ya. Mehmet, senin yüzün içine benim yüzümü yerleştirmişler gibi. Rüştür bakalım. Çok tuhaf hissettim şu anda. Gerçi benim familyaya benziyorsun. Olabilir belki. Olabilir mi? Memleket. İyi olmasın. Olabilirsin, aynadan kapı açılacak mı? Acaba yıllardır aradığım amcamı bulacak mıyım? Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Mehmet yalnız amca dedi. Okşan ve Esra geliyor. Bu şey mi bu? Sulak yerde yetiştiniz galiba dedikleri yer. Genelde de İzmir deniyor değil İstanbul mi? İstanbul oluyor. Ben İstanbul'da. Ha, İstanbul'da mısın? İstanbul. Hepsi İzmirli olunca ben dedim o da acaba mı? Değilmiş hakikaten maşallah. İzmir diyorlar ama İstanbul. 10 puanlık sorunuz geliyor. Gülmenize neden olabilecek bir şey söyleyin. Gülmek. Bravo. Şaka. Çok mantıklı. Şaka mıdır? Şakadır. 10 puan da oraya gitti. Görüşürüz. Bak Uğur şöyle oldu. 50 puanın toplamını oraya kaptırmadınız. Evet,
Adaletli bir. Evet, 20-20 yani oldunuz. Maskeyi buradan anladınız. Bir tek bizimkiler onar falan. Güzel bir açılış oldu. Ama şimdi bakalım bu karı ve kocalar, bu tencere ve kapaklar karşılıklı ne yapacaklar? İlk etapımızla başlıyoruz. Uğur ve Maide geliyor. Yüz kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. Eksikliği durumunda dışarıdan alınabilecek vitamin ve minerallerden birini söyleyin. Sanki kasi yapıyorsun. Beni dövüyor sanki orada. Hakikaten şöyle mi Ayda? Sendeyiz. B12. B12. Var mıdır en popüler altı cevap arasında? B12 vitamini. Uğur bak fırsatı nereye gidiyor Maide? Hamide gel buraya. Buldum ya B12'yi. Buldum. Buldun da belki eşin daha Uğur popüler. Daha popülerini bulur. Omega ve... 3. Şey gibi yapmadım ya çok iyi. Bu ne? Durun bu iki akıyılamaz. Omega 3 var. Her gün alıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Aa. İşe yaramadı. Boşa alıyormuşsun. Boşa alıyormuşsun. Daha işe yaramıyor Uğur'cum. Görüşürüz Uğur. Gel, sırayı kapaklar kaptı. Efendim doluştular doluştular. Kaç araba geldiniz İzmir'den? İki araba geldik. İki. Doluştunuz. Ay. Hepiniz de maşallah boy ortalaması herhalde 1.78. Ortalama. 80 değil mi öyle bir şey? 1.70. Maide'cim. Maide neden şimdi Hamide onu bir anlat bana ya. Nüfusta yazılan isim ve... Anneannenin adı mı? Anneannemin adı. Nasıl bildim? Anneannenin adı. Daha ama sen Maide'yi kullanıyorsun. Aynen öyle onu kullanıyorum. Çok güzel. Çok da memnunum. Seni tanıyabilir miyiz? Ben tanıyorum ama canım ciğerim de tanısın istiyorum. Bir dakika. Ha? Ne oldu? Bir dakika. Hamide, Maide kendini unuttu ya. Uğur. Sen ne yaptın? Uğur yapma. Tamam, dur şöyle sorayım. Ne yapıyor oradan? Beni mi tanıttın? Ne diyor? Hayır, gülüyor. Gülüyor mu? Ya siz hayır, ne bir şey söyleyeceğim. Dükkanı söyleyeyim mi? Söyle, Allah Allah. Söyle. Bir şey, ne tatlı ya böyle. Ben bilmem, beyim bilir. Eşim gel, bilir. Tamam. Uğurcuğum, Maide'yi senden mi tanıyacağız? Hamide'yi. İşletme sahibi. Evet. Bravo, evet. Hamide işletme sahibi. Evet, işletme sahibi. Evin İki hanımı. İki çocuk annesi. Evin hanımı. Evinin hanımı. Aa, çocukların bravo. Anası. Dur, çocukların anası. Başladı mı? İki çocuk annesi. Bir kızı, bir oğlu var kızımla, maşallah. Bir kızımla, bir oğlum var, evet. Allah bağışlasın herkesinkinde. Evet, işe gidip geliyorum. Şu anda bir iş kadınıyım. Evet. Daha sonra anneyim. Ve şimdi de buradayım. Harika, iyi ki geldiniz. Peki İzmir'e gelin git... Şey neydi ya, İzmir'e evlendim diye bir şey var biliyorsunuz. Kim gitti İzmir'e gelin gidenler? Anladığım gibi Esra mı? Esra. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz bir eşlerinize bir şey söyleyeyim. Diyorum ki Esra mı? Esra böyle yapıyor. Ben değil. Maide de böyle yapıyor. Esra. Bir karar verin. Esra. Esra İzmir'e gelin geldi, evet. Esra evlenmiştim canım. Ha. Ben ikizler olduktan sonra İzmir'e geldim. Siz kaç yıldır tanışıyorsunuz? 8 yıldır. Sayemizde burada bir takım şeyleri yeni öğreniyorsunuz hep birlikte. Açığa kavuşacak. Panik yapıyoruz. Tamam birazdan alışırız. Elif'ciğim seni tanıyalım. Bir işletme sahibiyim. Ha sen de? Evet. Aa güzel. Çok güzel. Evet. Ne üzerine? Isıtma soğutma mekanik tesisat firmam var. Oo. Evet. Okay. İki tane çocuğumuz var. Allah bağışlasın. 12 ve 13 yaşında. Bu kadar. Maşallah. Neslihan seni tanıyalım. Ben de bir kamu kurumunda çalışıyorum. Bir çocuğum var, bir oğlum var. 15 yaşında. Yarışmacı arkadaşlara başarılar, başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Nihal'cim. Merhaba, ben de kamu kurumunda çalışıyorum. İki tane, biri 17 yaşında oğlum, biri de 14 yaşında bir kızım var. Harika. Yarışmaya Muğla'dan katılıyorum. Aa Muğla'dan gelen iki evet, kişi var değil evet, mi? Evet. Karı koca mı? Evet. Olarak iki kişi. Evet. Benim Mehmet. Teyze. Amca. Ne yapıp duruyorsun Mehmet? Ne yaptırın? Canıma doydum.
Canıma doydun. Ah, bir dakika, yeni bir şey öğrendim. Canıma doydun mu? Töb olsun, canıma doydum. Töb olsun. Ya yani tövbe olsun. Tövbe olsun. Aa, ne güzel bir laf. Onun canıma doydu mu ne zaman? Tak etti gibi mi? Evet. Ay çok güzel. Mehmet amca teşekkürler. Sayende yeni bir şey öğrendim. Ay, gencecik adama amca dedim. Şaka canım. Esra'nın da Allah bağışlasın ikizleri var. Evet, 15 yaşında iki oğlum var. Arda ve Can adında. Ben de finans sektöründe çalışıyorum. 16 yıldır evliyim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Harika. Çok güzel. Bu 3 tane kedisi, 6 tane köpeği olan kimdi? Ha Nihal, sen şaka yaptım canım. 6 köpek değil de kaç tane kedi köpek var? Köpeğim yok. 3 tane kedim var. Ay çok güzel. Evet. Hepimiz kediciyiz. Köpekleri de çok seviyoruz. Bütün canlıları çok seviyoruz. Kapak ailesi siz değil. Eksikliği durumunda dışarıdan alınabilecek vitamin ve minerallerden birini söyleyin. Maide'de de B12 vitaminimi hiç aksatmam. Uğra'da şey, omega 3'ü boşuna içiriyorum. Elif. D vitamini. D vitamini. D vitamini var mıdır? D vitamini de vardır. Neslihan. Çinko. Çinko. Ha, bu şey döneminde özellikle hep çok çinko aldık değil mi? Çinko, evet. Çinko olur mu? Oysa ki skandal. Çinko tink değil mi ya? Çinko o çinko, değil mi? Evet. 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 Sen evet. Niye öyle oldu? Ben de anlamadım. Çıkması lazım. Nihal? Ben magnezyum diyeceğim. Hamilelikte özellikle alınıyor. Bakalım inşallah vardır. Magnezyum var mıdır en popüler 6 cevap arasında? B12 vitamini, D vitamini, magnezyum. Esra? C vitamini. C vitamini. C vitamini. Aa, hakikaten niye? Omega 3'e gelene kadar C vitamini desene Uğur. Bakalım var mı C vitamini? Bir tane şarkınız var. Hamide. Efendim? Hamide. En popüler 6'yı aştırırsın. Söyleyeyim hemen soruyu tekrar sorayım. Eksikliği durumunda dışarıdan alınabilecek vitamin ve minerallerden birini söyleyin. K2. Neye geliyor? D ile K2 alınıyor. D vitamini ile K2 vitamini. Ben bilmiyorum canım. Yeni, şimdi... yeni çıktı yeni. Ha? Biz tür ettik onu ya. Mayda Hanım'ın şeyi o. İşte kendi vitamini. Enerjisi. K2 diye bir şey var mı ya? Var. D vitamini bağlı. D vitamini bağlı. Evet, K vitamini var. Bak inan ben bilmiyorum. Yani bilmediğim için soruyorum. Siz beni aydınlatacaksınız. Senin nasıl Hamide olduğunu bilmiyorduysan. Hani yıllarca Mayde'ye dolandık. Mayde diye herkesi dolandık ortalarda. Dolandırdık evet. Ama K2'den eminim. K2? Ha. Emin. Çocuklara falan veriyorsun herhalde. Veriyorum. Kesin. D ile birlikte. Çoluk çocuk olmayınca tabii vitaminlerin hepsini bilemiyorum yani. K2 var mı? Hamide, çinko çıkmadı. K2, ya var tabii de şöyle 100 kişiye sorduk. En popüler 6'yı arıyoruz ya, 6 cevabı arıyoruz. Ay inanamıyorum, kapaklar ikinci çarpılarını aldılar. Tencereler kümelenin. Uğurcuğum kümeleniyorsunuz. Elif, dikkatli ol. İki tane çarpınız var, iki tane de açılmamış cevabınız var ama açtırırsınız. Neslihan'da bir vitamin var, şu anda aklına geldi. Sende de varsa bu etabı alırsınız. Sizinkiler tabii. Çok çabuk döndü bak, söyleyeyim evet. Size. Eksikliği durumunda dışarıdan alınabilecek vitamin ve minerallerden birini söyleyin. Selenyum. Selenyum var mıdır? Yoksa şimdi çarpı mı geliyor? Belli ki sizin bildiğiniz değil. Sakın dur, sana gelmedim. Önce Okşan'dan. Okşan neden Okşan? Onu az sonra beraber öğreneceğiz. Seve Okşan. Seve. Çünkü genelde tabii bir kadın ismi olarak bildiğimiz için değil mi? Bizim yöremizde değil. Unisex. Aa, öyle mi? Aydınlıyım ben, Nazilli. Aydın ve Muğla'da unisex bir isim. Aa, o zaman... Genel Türkiye'nin genelinde, diğer illerinde maalesef... Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ben de diyecektim bundan 49 yıl önce
neler oldu nüfus müdürlüğünde diye. Yok, belki de yanlış mı yazıldı, yok. Bir şey mi oldu? Anlamı çok güzel ama, sevilmeye değer olan demek. Okşan çok, anlamı çok güzel, anlamına bir şey. Aa diyorsun ki, doğru, sevilmeye değer olan okşan. Eksikliği durumunda dışarıdan alınabilecek vitamin ve minerallerden birini söyleyin. Demir. Mehmet? Farklı bir şey söyleyebilir miyim? Nasıl isterseniz demir. Şöyle. Aklınız farklı bir şey demir. Hayır yani söyleyemiyorsam demir. Ha söyleyebiliyorsun. Hayır Mehmet söyleyebilirsiniz. Aynısını söyleyebiliyor muyum? Aynısına söyle. Ne? Tamam, siz demir. Kümelenmediniz. Siz ne yapsınız? Kümelendik işte. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar kümelenirken bıraktım. Buradan çıkışta yemeğe gidiyoruz. Tamam. Çünkü o kadar hızlı döndüler. Hayır halay pozisyonu alındı sanki arkadaşlar ona şey oldular. Ne istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Aklınıza şu anda yeni bir şey geldiyse onu da söyleyebilirsiniz. Yeter ki Uğur'un kafasını karıştırın. Orası beni bağlamıyor. Çünkü Uğur'un ağzından çıkacak olan cevap benim için önemli. Demir. Erman? Demir. Emre? Demir. Uğur? Çok şaşırtma şimdi şey bu ya. Demir diyorum. Demir açılırsa tencere kapaklardan bu etabı şöyle alır. Bu etapın kazananı oldu. Bir tane açılmamış cevabımız var. O nedir sizce? Yok. Esra Hanım. Evet. Siz... Balık yağı olabilir mi? Balık yağı. Omega 3. Omega 3. Omega 3. Bakalım neymiş merakımızı giderelim. Evet. Çok var çünkü. Kalsiyum. Sen kalsiyum demek evet. istemiştin değil mi? Evet. Tahmin ediyorum. Kalsiyum. Ben anladım onu da. Öyle mi? İçime kapandı. Kalsiyum. Yani tatlı. Siz kaç yıldır evliydiniz? 17. Tabii hemen şlak diye anlıyorlar ne demek istediklerini. K2. İç sesim. Hayır K2 o iki tane günde iki adet yani bir sabah bir akşam. Efendim kapaklar 20 puanda tencereler 96 puanda. Ay Elif ve Emre geliyor. Konuya evi ki hepiniz hakimsiniz. İlk basan sırayı alır. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Şarkı Felik yarışmasını sunmuş bir isim. Emre? Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil midir? Mehmet Ali Erbil'dir, aldılar sırayı. Buyursunlar, tencereler. Evet, az önceki o hani burada bir dondular kaldılar. Şimdi bu tarafı tanıyalım, tencereler. Uğur Beyciğim, dükkanları söylüyor muyuz yoksa? Dükkan. Siz tanıyabilir miyiz Uğur Beyciğim? Tabii ki. Uğur o sırada şeyi düşünüyordu. Kimdi ya Çarkıfeli? Hakikaten onu düşünüyordum bu arada. Mayde, Hamide dükkanları söylüyor muyuz? Söylüyor muyuz? Söylüyoruz. 10 tane dükkanımız var falan. Ne? Ben orayı yanlış mı biliyorum? Yani böyle sanki kuaför doğru, değil mi? Doğru. Daha doğrusu ben kuaförlük yapmıyorum. Ben babam benim kuaför. Ha. Evet, kendisi Türkiye'nin sayılı duayen kuaförlerinden bir tanesidir. Şey mi? Babam olduğu için söylemiyorum. Baban hakikaten. Olduğu için söylemiyorsun. Sektörel anlamda söylüyorum bunu. Dükkan babanın adına mı? Evet, babamın he, adına. O zaman tam onu söylemeyelim. Yoksa tabii ustaları burada anmak çok hoşumuza gidiyor. Sadece ismini söylesem. Baban... İsmini, babamın ismi Osman. Baban sağ değil mi? Tabii tabii. Allah uzun ömür Allah versin. Allah uzun ömür versin. Osman abi! Öpücük yollayayım mı Osman abiye? Tabii ki ya. Osman abi. Bayılır. Seni öpüyorum. Birkaç gün kendine gelemeyecek herhalde diye düşünüyorum. Çok güzel ama sen galiba niye o hani sürprizli 1000 lirayı seversin, büyük ödül 10 bin lirayı seversin? Yatırım danışmanlığı mı yapıyorsun? Doğru, aynen öyle. Hayır. Yaklaşık 8 senedir İzmir'de yatırım danışmanlığı yapıyorum. Yatırımcılar ve firmalarla beraber hareket ediyoruz, proje geliştiriyoruz. Harika. Bu şekilde devam ediyor. Bir bana bir yardımcı olmadınız. Gerçi ben ay İzmir'e gidelim. Ama talep de doğru orantılı ya. Talep edin, buluruz. Hemen geliyorum. Ne zaman istersiniz? Tamamdır, hemen İzmir'deyim. Ay İzmir'i de nasıl özledim belli değil. Yıllardır gitmiyorum. Aa bana Hatay havası getirecektin sen Mahir Bey. Getirdi. Bir poşet. Getirdin. Getirdim. Tabii. Hatay havası. Diyor ki bana şey ay sana diyor Hatay havası getirdim. Nerede? Odada. Çok güzel. Emre seni tanıyalım. Ben de İzmir'de serbest meslekle uğraşıyorum. Çok güzel. Ne kadar serbest?
Bayağı benim serbest bildim bileli. Bayağı serbest. Çok güzel. Siz kaç yıldır evlisiniz Elif'le? Biz 97 yılında çıkmaya başladık. 2007'de evlendik. Ne? 2016-17. Siz evet. Evet. Neredesiniz siz İzmir'de? Karşıyaka. Karşıyaka. Herkes Karşıyaka'da mı? Hayır. Biz Hatay'dayız. Hatay'da doğma mısın? Doğma büyüme tabii canım. Ay hiç söylemiyorsun ya. Noktadayım ben. Hakikaten mi ya? Vallahi doğma büyüme oralıyım ben. Beni sorun herkes bilir. Hakikaten beni de sor orada herkes bilir. Tabii. Annemin dükkanını da bilirler. Bizacı vardı orada. Ayıptır söylemize. Kapattık ama yok artık eskidendi yani. Yanlış anlaşım olsa. Erman'cığım tabloya bakıyor. Mehmet Ali sonraki acaba kimdi diyor. Seni de tanıyalım hemen. Ben hukukçuyum, avukatım. Bir kurumda çalışıyorum. Avukatımız burada. Mehmet? Ben de. Biz sınıf arkadaşıyız Mehmet Bey'le. Sen avukatın. Evet. Harika. Okşan? Ben de finans kurumunda çalışıyorum. Orta düzey yöneticiyim. Çok güzel. Tencere ekibi hala bak nasıl Uğur konsantre olmuş. Sorum şu. Çarkıfelek yarışmasını sunmuş bir isim söyleyin de en popüler tabii ki hafızalarda Mali yer etmiştir. Mehmet Ali Erbir çıktı. Erman. Çıktığından beri düşünüyorum. Bir türlü aklıma getiremedim. Onu farkındayım zaten. Çünkü direkt böyle yaptım. Ben avukatım. Geri döndü. Geri döndü tamam mı? Ya isim kafamda canlanıyor da ismi getiremiyorum. Bir türlü hatırlayamadım. Mehmet Ali Erbir. Mali ya sen ne yaptın? Yani o kadar özdeşleşmiş ki sanki başkası onu sunamayacakmış gibi geliyor. Hakikaten ama başka sunucu yakın zamanda da zaten biliyorum. Biliyorum da şu anda aklıma gelmedi. O zaman kapatlar. Aha. Eşlerinizin hayatına renk katalım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapat. Mehmet. Bir çarpı da bana attın. Ciddi misin? Bir çarpı alayım ben. Bir çarpı alayım ben. Evet. Önceki beyanları tekrar ediyorum. Hakikaten mi diyorsun ya Mehmet Ali Erbil? Vallahi hiç hatırlamıyorum. Buyursunlar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hayır siz nereye gidiyordunuz orada? Ne falan? Sen orayı görmedin ama bir de. Ne oldu? Buyursunlar dedim ya. Neslihan'la niye böyle yaptın? Gidiyorlar, nereye gidiyorlar bilmiyorum. Kümelenmeye. Kümelenmeye. 5, 4, 3, 2, 1. İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin şimdi Neslihan ve Nihal. Okşan. Son zamanları çok böyle seyrettiğim bir program değil ama sanki Mehmet Ali Erbil'den evvel ya da hemen ondan sonra Tarık Tarcan kalmış benim aklımda. İnşallah yanılmıyorum. Ay bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel hatırladın ki. Hatta şöyle bir şey, ilk sunan galiba Tarık Tarcan. Orada şimdi bir yanlış bir şey söyledim ama çok da emin değilim. Bir de Okşancığım son zamanlarda izlemiyorum diyorsun çünkü yok. Çünkü bir tek aileler yarışıyor var. Yalan mı? Kesinlikle. Doğru. Siz de beni izleyip öyle gelmediniz mi? Evet. Gidelim beraber. Gidelim dedik. Hatıramız olsun. Koş. Arkadaşımızı çok özledik. Görmek istiyoruz. Arkadaşımız çok özledik. Beni özlediyseniz çıkın gelin. Bak burada başvuru adresimiz var. Ne güzel ya. Hakikaten çok tatlısınız. Tarık Tarcan'a da buradan hastasıyız. Selamlarımızı, sevgilerimizi yollarız. Mwah! Öperiz. Var mıdır en popüler altı cevap arasında? Var. Ora bir baksana Alperen'cim ya. İlk Tarık Tarcan mı sundu? Şey olmasın yani. Tarık abimizi çok severiz. Uğur. Bir çarpı da ben alayım. Bu tencere ekibinde ne kaynıyor? Hiç. Tencere kaynamıyor. Uğur. Tencere boş. 5, 4, 3, 2, 1. Fatih Yürek. Uğurcuğum güzel denemeydi. Evet. Şöyle, inan ben de hatırlamıyorum. Fatih Yürek var mıdır? Fatih Yürek yoktur. Fatih Yürek'e de buradan selamlarımızı yollayalım. Canım arkadaşım.
Esra'cığım bir kümelendiniz, olaylara hakimsiniz. Çünkü sizin tencereler hakim değildi biliyorsun. Oradan bir senin eşin hakim ama tabii ki. Esra. Çark Feli'yi sunmuş isimlerden birini söyle. Emre Karayel. Nihal. Emre Karayel. Neslihan. Güner Ümit. Güner Ümit. Hamide sen değil, son karar senindir. Bak 20 puandasın. Bak 96 puandalar ona göre. Doğru cevabı açtırırsan bakayım. Ya fena değil, Damlaya Damlaya Göl olur. Güner Ümit. Güner Ümit açılırsa bu etabı kapaklar alır. Damlaya Göl olur. Gerçekten iyi. Bak 4 kişi söylemiş. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya muhtemelen o 100 kişiye sordum ya. Onların hiçbiri dünyaya da yoktu yani. Hamide ile ben gibi. Evet. Hala bakıyor oraya Uğur. En popüler 5'te kim çıkar? Birini daha dedi. Emre Karayel. Emre Karayel. Cenk Eren. Ne? Öyle mi? Cenk Eren. Olabilir. Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Bakalım kimmiş en popüler 5'te? Aya Emre Karayel. En popüler gördü görelim. Aa galiba iyi kayıt Kıvanç sundu. Evet. Biraz daha gidersek zaten. Ay Halit Kıvanç dediysek ama. Üstad. Halit Kıvanç. Üstad hakikaten üstad. Buradan efendim ya saygılar, sevgiler. Muah, kucak dolusu sevgiler. Öpüyorum sizi hakikaten ya. Üstattır. Bak tüylerim diken diken oldu. En popüler iki kim ola? İlker Ayrık. Aa İlker Ayrık tabii ya. O bir şöyle bir şey oluyor. Çünkü bir dönem birisi sundu ve uzun bir dönem sununca işte Mehmet Ali kaldı mesela akıllarda. Yoksa Tarık Tarcan'da var. Yoksa İlker Ayrık da düşünmüştük. De. Üçüncü etapımıza devam ediyoruz. Neslihan ve Erman geliyor. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Kapatmayı unutabileceğiniz bir şey... Neslihan? Ocak. Ocak. En popüler görüşürüz Erman. Buyursunlar. Kapak ekibindeyiz. Nihal? Kapatmayı unutabileceğiniz bir şey söyleyin. Kapatmayı unutabileceğimiz musluk olabilir. Ne olabilir? Musluk. Musluk. Çeşme, musluk. Unutmayalım tabii, çok iyi olur. Musluk var mıdır en popüler 6 cevap arasında? İlk çarpınızı aldınız. Esra? Kapatmayı unutabileceğiniz bir şey söyleyin. Şişe kapat. Sana sadece şey baktım yani öyle göz göze geldim. Ben de özlemişim seni. Bana böyle bakıyor bak. Şimdi onu söylediğin için şöyle yapacağım. Oradan bir çarpı vereceğim. İsterseniz yine kullanın. Ya da çarpı vermeyeceğim ama kullanamazsınız. Çarpı vermeyin, kullanamayalım. Tamam. Bak, net kadın. Net. Esra? Evin kapısı. Kapı yahu kapı. Var mı? Kapı, cam. Bir daha Hamide'ye bakmayacağım çünkü şey oluyor. Sen değil Hamide. Arabanın kapısı. Arabanın kapısı. Uğurcuğum, kaç yıldır evliydiniz? Hatırlamıyorum. Omega 3'ünü azalıyorsan B12. K2'yi eksik veriyor. Arabanın yaşadınız mı hiç böyle bir şey? Evet. Kapının arabanın kapısını evet. Açıp ha öyle mi? Evet. Cam açıktı ya kapı değil. Cam da o kapı. Cam açık olunca kapı da açık oluyor. Aa, olur mu cam? Kapı kapalı evet. Cam açık. Hayır, ikisi de açıktı. Tamam. Kapı da açıktı, tamam. Cam da açıktı. Peki karıcığım, sonra ben söylüyorum. Pekala. Aileler karışıyor. Herkese iyi akşamlar.
arabanın kapısı dedi. Ki başına tam olarak gelmemiş ama gelmiş. Çünkü cam açık olunca da kapı açık. Bakalım var mı? Elif. Aa, ikinci çarpınızı aldınız. Kümelenin. Kümelenin. Elif. Söylüyorum. Söyle. Fırın. Evet. Evet yahu. Of. Ama Hamide, sen bunları hiç yapmadığını düşünüyorum. Çünkü Koç burcu olduğun için sen şeycisin. Sağlamcısın. Herhalde öyle bir şey. Çünkü en basit fırın gerçekten oluyor. Fırın. Tabii dikkat edelim. Ocak, fırın. Bunları açık bırakın. Çift kontrol edelim. Fırın var mıdır? Yoksa içinin çarpımı geliyor. Ocak, kapı, cam, fırın. Neslihan? Elektrik düğmesi. Elektrik düğmesi. Yani. Şey, elektrik şeyi. Ha. Ne deniyor ona ya? Ha. Buna bir şey deniyor. Duy. Yok, duy şu. Böyle anahtar. Elektrik. Genel olarak işte elektrik. Yani. Anahtar, duy. Şey, anahtar bir şey. O işte. Neyse o ya. Neslihan'ın dediğinden var mı? Nihayet? Ütü. Evet. Bak, sonradan. Hep sonradan. Ütü. O ne bak, onu üç kere kontrol edin, ben size söyleyeyim. Ütü var mı? Kapatmayı unutabileceğiniz bir şey söyleyin de iki tane çarpınız var, bir tane açılmamış cevap var. Esra, onu açtırırsan iki çarpıya rağmen etabı alırsınız. Televizyon. Hey ya. Televizyon açılırsa alırlar kapaklar. İnan bana çıkıyor. Ne buldunuz siz ya? Ben çıkacak diye yerime gidiyordum. O kadar emindim. Okşa, kapatmayı unutabil. Klima. Mehmet? Klima. Erman? Klima. Emre? Klima. Uğur. Tabii ki klima. Tabii ki? Klima. Klima açılırsa tencereler bu etabı da alır. Ve etap kapaklarda kaldı. Oh canıma değsin, kusura bakmayın, kız tarafıyım. Aa, içimden ne çıktıysa bir anda. yok şaka. Bir tane açılmamış cevabımız var. Ne olur? Başka bir şey bulmuş muydunuz siz klima dışına? Televizyon. Işık. Televizyon. Bilgisayar olabilir. Bilgisayar olabilir. Bakalım neymiş. Allah. Böyle cevaplar vermeyin dediniz. Efendim? Böyle cevaplar vermeyin dediniz. Olur mu canım? Kim dedi? Benimkiler mi? İstediğiniz cevabı verebilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Ya benim geldi, ben utandım. Geldi, utandın Yemin mı? Yemin ederim. Ah, keşke söyleseydin ya. Bana bunlarla gelin. Ya işte Elif Hanım, biz utanmak için mi geldik bu yarışmaya? Ama Allah işte... aşkına. Bir şey diyeceğim artık. Hanım kimliğimle durdu. Anne. Ya muslukta bizim şey gitti. Musluk evet, çıkmayınca evet. Orada bir sorudan soğudunuz. Evet. Onu fark ettim. O zaman şöyle yapalım. Hedefi vur etabıyla devam edelim. 150 puanım var. Hamide ve Uğur tekrar karşı karşıya. Hamideciğim bir rahatla ya. Çok rahatım. Ha öyle mi? Evet çok rahatım. Şöyle. Hakikaten de çok rahatım. Evet çok rahatım. 10 puanlık sorunuz geliyor. Adı Ümit olan ünlülerden birini söyleyin. Uğur. Ümit desen. Ümit desen. Ne oldu? Çok en sevdiğim. Evet en sevdiğim. Hakikaten mi? Evet. Tahta masa. Benim oğlum onunla büyüdü. Tahta masayla. Evet. Gerçekten. Tahta masa nasıldı ya? O ne ya? Tahta masa. Hatırlayamayacağım. Hatırlarsın. Çocuğu onunla büyüttüysen sen. Ya bir kısmını. Mümkün değil. Nasıldı, ben hakikaten hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ben. Şimdi o tahta masada çok... öyle bir şey mi? Yok. Ya öyle bir şey olmuşsam doğru. Ya ben nasıl atıyorsun? Valla öyle. Hatırlayan var mı tahta masayı? Nikah masası olabilir mi? Hayır, tahta masa da var. Hayır değil, tahta masa var.
Hakikaten sevenler bilir. Arkadaşlarını tanı. Bak, nikah masası olmasın o. Tahta masa varsa, varmış. Var. Var. Arda Hamide de bilmeyecek. Var. Zorunlu olarak dinliyordum. Zorunlu mu? Zorunlu. O dinleyince hepimiz dinliyoruz. Eşim dinleyince. Çocuklar. Tahta, şey ama tahta masa var mı canım? Ümit ve sen var mı? Bravo, 10 puan oraya gitti. Ben şeyi biliyorum, sen onu da bilirsin. I love you, I love you. Do you love me, yes I do. Bak nasıl evet. Biliyor. Zorunlu dinlemiyor, bunu dinletsen bak. Seve seve dinleyecek. Ya onu görüşürüz. Ben sevgililer gününde dinletiyorum. I love you, I love you, yes I yes. Neydi o? Öyle bir şey. Öyle bir şeydi. Şeydi. Neydi o? İşte öyle bir şeydi. Onun gibi. 10 puan Uğur size gitti. Tebrikler. Maide rahatlıktan bak Maide rahatlıkta öyle mi? O zaman dolanayım şuralarda. Emre ve Elif geliyor. Elif, aklına gelen her cevabı verebilirsin. Hiç sorun değil. Rahat ol. Program sizin. Tamam. 20 puanlık sorunuz geliyor. Genellikle berberlerde fotoğrafını gördüğümüz ünlülerden birini söyleyin. Hülya Avşar. Berberlerde Hülya Avşar. Hiç görmedim bu arada. Ben senin yerim... Neden Hülya Avşar geldi aklıma? Hiç de görmedim diyor bu arada. Hülya Avşar. Berberlerde... Yeri alma şansım yok zaten. Hayır yok. Deneyelim bakalım. Hülya Avşar var mıdır? Hülya Avşar'ın fotoğrafları var mı berberlerde? Keşke olsaymış. Ama hakikaten güzel kadın. Keşke olsaymış diyor. Elif şimdi duruyor. İzmir'den geldin değil mi sen? Evet. İzmir'e döner dönmez. Nerede berbere söyleyeceğim arkadaşım. Nerede? Az. Siz nerede oturuyorsunuz? Karşıyaka. Sen hemen Karşıyaka berbere git. Hemen. Hemen yapıştır fotoğrafı. Kesin kendim götüreceğim. Garanti alıp. Emre, genellikle berberlerde fotoğrafını gördüğümüz ünlülerden birini söyleyin. Hülya Avşar yok. Onu öğrendik beraber. Kader İnanır. Oluyor mu ya? Uğur abi bilir kişiye soralım. Oluyor mu Kadir İnanır? Ha niye Kadir İnanır? Bir dakika diyor Uğur abi. Berberine bağlı. Neden peki? Bıyık falan hani böyle benim mi? Benim berberim hastasıydı oradan. Var mı senin berberde Kadir İnanır fotoğrafı? Var ya. Hakikaten mi? Evet. Kadir İnanır var mı? Aa Kadir İnanır da yokmuş. Şaşırdım. Kimmiş acaba? Kim olur? Erkek berberi mi bayan berberi? Berber. Berber. Zaten erkek. Erkek. Berber ya. Erkek. Yaşar Ertekin olabilir mi acaba? Yaşar Ertekin. Yaşar Ertekin cevaplara göre ben de böyle cevap veriyorum. Yakıştırıyorum onu söylediğine. Peki Yaşar Ertekin kim? Alen kim olur? Bence. Alain Delon. Aa. Yaşar Ertekin. Benim yaşım tutmuyor ki onlara. Ben tanımıyorum. Ya tanımıyorum Alain Delon. Alain Delon'u benim berber genç daha. 25 yaşında bilmiyor Alain Delon. Seninkine kesin Justin Bieber var. evet olabilir. Bakalım kimmiş. 20 puanı. Hangi isim yüzünden kaybettiniz? Brad Pitt. Vay. Ay o da biri dedi ya. Brad Pitt dedi. Kim? Yok demedik. Yok, sen dedin. Bir Brad Pitt çıktı orada. Arnold dedik ama o çıktı. Tom Cruise dediniz pardon. 20 puan bana kaldı. Sizin olsun. Sağ ol teşekkürler. Görüşürüz Elif'ciğim. Görüşürüz Emre. Ay çok yaşayın hakikaten. Neslihan ve Erman geliyor. Bu soru Elif'e mi denk gelseydi ya? Ne çıkacak diye çok merak ediyorum çünkü Elif'ten. 30 puanlık sorunuz geliyor. Tatil deyip gözünüzü kapattığınızda zihninizde belirlen ilk... Deniz. Deniz midir? Bravo. Bravo. Sorunun tamamı şöyleydi. Tatil deyip gözünüzü kapattığınızda zihninizde beliren ilk resmi söyleyin. Deniz. Görüşürüz. Gitti 30 puan oraya Neslihan'cığım. Evet. Kalmadı. Sana verecek puanım kalmadı. Nihal ve Mehmet geliyor.
bir soru geldi. 40 puanlık sorunuz geliyor. Bir Mahzun Kırmızı Gül şarkısı söyleyin. Dedim ben. Aynen. Bir Mahzun Kırmızı Gül şarkısı. Mehmet bas. Bas. Mahzun Kırmızı Gül. Tam bizlik. Bak klibini yapayım mı? Vayde kopya verdim. Mehmet yok, hayır, çok ilgilenir. Bu ilk defa başımıza geliyor. Şu an kime ne sayacak onu da bilmiyorum. Kim? Bir Mahzun Kırmızı Gül şarkısı. Evet, eşim müziği çok sever. Mehmet. Cevabı o versin. Ben basayım bari. Bas Mehmet. Ha, tamam bas. Kendim feda ediyorum. Herhalde türkü söylemiştir. Türkü? Yani. Bir Mahzun Kırmızı Gül şarkısı söyleyin. Başımıza ilk defa geliyor bu. O zaman şöyle yapayım. 3, 2, 1. İki tarafa da yolladım çarpıyı, bir şey yaptım, değişik bir şey oldu. Şey vardı ya, sen bak Hamid'i hatırlar. Sarı sarı. Bu sevda bitmez. Kimi, ha? Bu sevda bitmez. Kimin yarı? Kimin yarı? O değil de pardon, arabeskin ustası Uğur. Öyle mi gözüküyorum o taraftan? Arabesk taverna genel olarak. Ya şarkı seviyorsun ya, o yüzden yok mu? Bak şunu hatırladın mı? Bebeğim benim, bebeğim evet. Benim. Bebeğim benim. İyi. Bakalım neymiş? Yıkanamadım, ayaktayım diye başlayıp da devam eden. Uğur be çok güzel gidiyordun, bir daha yap. Nereden geldi mümkün o ses dedim ya. Yıkılmadım. Ayaktayım, derslerimle baş başayım. Bravo. Zalimlere, kötülere yenilmedim, buradayım. Uğur'a ne oldu ya? Mahamide Uğur'a ne oldu birden? Seviyorum bizi. 40 puan bende. Buyursunlar Mehmet Bey. Buyursunlar Yaralım. Ben dedim size ama Uğur'dan çıkacak o. Teşekkürler Uğur'cum. Çok güzel söyledin. Okşan ve Esra geliyor. Hadi. ...50 puanlık sorunuz geliyor. Ağaçlarda yaşayan bir hayvan söyleyin. Okşan. Sincap. Sincap var mı? Harika. Sincap 50 puan. Ama. Esra'ya bak. Ama onu artık evde halledersiniz. Arabayla döneceksin. 150 puanım vardı. Oh, inanılır gibi değil. Bunun 90 puanı tencerelere gitti. Kapaklara da 0, 0, 0. Böylelikle durum şöyle oldu. Kapaklar 136 puanda, tencereler 186 puanda. Ve böyle bir arkadaşa bakıp çıktınız ya az evvel. Mehmet ve Nihal tekrar geliyor. Lütfen çalıştığımız yerden sor. Olur, bence olur. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Sonu yet ile biten kelimelerden birini söyleyin. Mehmet. Cemiyet. Cemiyet var mıdır? Nihal, sonu yet ile biten kelimelerden birini söyle. Memuriyet. Memuriyet. Evet. Var mı? Memuriyet alır sırayı. Görüşürüz Mehmet Bey. Esra? Memnuniyet. Memnuniyet. Olur mu? Olur. Bakalım en popüler 6 cevap arasında var mı? Esra. Memnun. Ne? 1000 lira. Evet. Benim. Senin. Çok memnun oldum. Ya bir de benim hareketi yaptı. Fark etmedi bile, biliyor musun? Böyle yapar. Sakalattı. 1000 lira senindir Esra. Sadece senin istersen. Yoksa başka bir planın var mı? Arkadaşlarla paylaşacağım.
arkadaşlarınla evet, paylaşacaksın. Ha. Çok güzel, harika. Zaten güzellere düşecek. O da çerez parası. Ne ne ne? Güzellere düşecek zaten herkese. Tamam canım, beraber yemek yemeye gidin o zaman. Tamam işte. Evet. Bence o daha esnaf lokantasında. Yıkılmadım, ayaktayım. Hamide, sendeyim. Kabiliyet. Hamide, sonradan... Hı? Kişi kendinden bilir işi. Çok hakikaten. Arkadaşım diye demiyorum, çok kabiliyet. Bir alkış alalım Allah aşkına. Şey demiş Hamide, oraya gidince bol bol beni alkışlat, tamam? Uğra diyormuş yani, kocasına, bana değil. Kabiliyet var mıdır? Memuriyet, kabiliyet, memnuniyet vardır. Dikkat dikkat, söz Elif'te. Sonu yet ile biten bir kelime, kelimelerden birini söyleyin. Samimiyet. Ay çok güzel. Samimiyet, kendine yer bulur mu en popüler altı cevap arasında? Hakikaten bir üzüldüm. İlk çarpınızı aldınız Neslihan. Sonu yet ile biten kelimelerden birini söyleyin. Cumhuriyet. Cumhuriyet var. Evet. Bravo Neslihan. Bravo. Bravo. Sonu yet ile biten kelimelerden birini söyleyin de en popülerini açtırdı Neslihan. Dedi ki cumhuriyet. Sonrasında memuriyet, kabiliyet ve memnuniyet var. Nihal, bir tane çarpınız var, unutma. Evet, ehliyet. Çok mantıklı. Ehliyet var mı? Ehliyet de var. Bir tane çarpıları var Kapak ailesinin. Esra, sana geldim. Galibiyet. 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 Esra, hangi takımı tutuyorsun sen? Fenerbahçe. Fener. Nihal sen? Takım tutmuyorsun, evet. Onu anladım ben. Neslihan? Galatasaray. He? Galatasaray. Galatasaray. Hayır yok, bir İzmir takımı çıkacak mı diye bekledim ama kimseden çıkmıyor. Yok. Oldu, görüşürüz. Galibiyet açılırsa kapaklar bu etap alır. Da karı ve kocalar, tencere ve kapaklar, rakipler efendim. Tencereler 186 puandayken kapaklar 232 puanla öne geçtiler. Ama şey merak ediyorum şu anda. Uğur, Maide diye biliyoruz ya hep biz Hamide'yi. Nasıl oldu, nerede öğrendin Hamide olduğunu? Beni de kandırdı dedin ya en başta. Nasıl oldu o? Çok seneler önce. Çocuktum ben. Uğur hakikaten dertliymiş. Çok. Ne zaman öğrendin yani Hamide olduğunu? Evlendiğimiz zaman herhalde yani öğrendim. O dönemlerde. Yani şeye gittiğimiz zaman. Evlilik için başka bir yapmaya gittiğimiz zaman. Ha, orada öğrendim. Dedim, ben Maide'yi dedim, tanıdım, sen dedim kimsin diye söyledim hatta. Orada. Ya tam girdi diyor, tuttu kolumdan çekti. Tabii işten geçmiş diye. Benim ben. Çok güzel ya Hamide, güzel. Ha Elif, bir şey mi diyordun? Yok. Bir şey diyormuşsun gibi bakıyorsun hep. Ne tatlı ya Emre. Evet. Valla karın çok tatlı. Böyle hep bak. Bir şey söyleyecekmiş. Her an bir şey söyleyecekmiş gibi. Hayret, hiç konuşmaz ama. Elif. Çok iyi ya. Berberde fotoğrafı olan Hülya Uşak ya. Fermuarı diyemiyor bir de. Utandım evet. Diyor. Fermuar demiyor. Evet, duble puan etabıyla devam ediyoruz. Bu etap finalistimizi belirler. Yine... Bir karı ve koca, Okşan, Esra, buyursunlar. Yüz kişiye sorduk, en popüler beş cevabı arıyoruz. Ülkemizdeki körfezlerden birini söyleyin. İskenderun. İskenderun var mıdır en popüler beş cevap arasında? Esra sen niye basmadın? Daha popüler. Daha popüler. Böyle bir şey yani. Yaptı sanki değil mi? Strateji. Esra, sen daha popülerini bulursan yine sizinle başlayacağız. Ülkemizdeki körfezlerden birini söyleyin. Ay, İzmit diyeceğim ama yanlış. Nere diyeceğim? İzmit. İzmit var mı? Tabii ki İzmit körfezi. Evde
kimin sözü geçer Esra? Tabii ki benim. Tabii ki beyminin, benim mi dedi, hangisi? Beyim dedi, senin. Beyim. Senin. Hamide evde kimin sözü geçer? Beyimin. İnandın mı ben buna Uğur? Uğur yok. Ben Hamide'yi yani tanıyorsam inanıyor muyum buna? Evet. Öyle mi? Tabii beyim. Hayır, bizde oğlumun sözü geçiyor. Son dönemlerde öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten öyle. Öyle öyle. Bak ben senin oğlanı gördüğümde kaç yaşındaydı? Küçük yani. Küçüktü. Beş. Beş, altı. Arkadaş. Bizim başka bir arkadaşımız var. Nihal. Nihal. Nikocuma gittiler. Geldiler sevgiler. Falan. Sevgiler. Sevgiler. Aa, evet. Sevgiler. Efendim Hamide. Acaba Hamide o kadar Maide. Hamide. Adı ne senin oğlanın? Yağız. Yağız tişörtünü unutmuş. Bak. İzmir'e gittiler. Yolda bir yerde öğreniyor. Hakikaten o yüzden Yağız'ın lafı geçiyor evde, onu anladım ben. O tişört buraya gelecek. Yaptı. Hamide Niko'yu aradı. Orada bir tişörtümüz kaldı dedi. Ortalığı ayağa kaldırdı. Neden anladık ki sonradan? Yağız'dan. O tişört kargolanıp gönderildi, biliyor musunuz? Öyleydi evet, değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Aynen hakikaten. Öyle. Nihacığım sağ olsun, teşekkürler. Kargoya koyup bize gönderdi. Yolladı. Ya evet. Doğruyu da söyleyeyim. Biz de biliyorsunuz yalan yok yani. Hamide şöyle yaptı. Bana bak sakın dedi, onu yer bezi yapma dedi. Aslında bunu söyledi. Aslında gerçeği buydu hemen yani. Kargo. Çünkü bizim Niko'cum bak evde bir şey buluyor. Çocukların falan, çocukların arkadaşları. Bu ne ya diyor. Şlak yer bezi yapıyor onu. Hamide de ben de tabii Niko'yu çok iyi tanıdığımız için biliyoruz. Onun evinde bir şey unutursak yer bezi olur. Hiç tutmaz. Direkt açtı ona, dedi ki bana bak sakın dedi onu. Yağız dedi vallahi dedi. Çok iyi ya vallahi. Yağız'ın sözü geçiyor evde, onu anladık. Kapak ailesi sizdeyiz, duble puan etabındayız. Ülkemizdeki körfezlerden birinde Esra biraz böyle çekimser davrandı ama İzmit körfezi tabii ki en popüler beş cevap arasında var. Ve İskenderun körfezi açıldı. Hamide sen deyin. İzmir. İzmir'den geldiler hepsi. Şuradan geldi. Ay o Muğla'dan gelenlerim var. Muğla'dan kim gelmişti? Nihal ve Mehmet gelmişti. Neydi Mehmet, senden bir şey öğrendim. O çok hoşuma. Canım bir şey oldu. Töp olsun, canıma doydum. Canıma doydum. Çok sevdim. Ben bunu artık kullanırım. Hani baktım cevap gelmiyor. Vallahi canıma doydum. İzmir körfezi var mı? İzmir körfezi de var. Tantaratam Elif. Ülkemizdekileri soruyorum. Gözünü seveyim, başka yerdeki körfezlere gitme. Elif'çim, ülkemizdeki körfezlerden birini söyleyin. Çanakkale Körfezi. Çanakkale Körfezi var mıdır? Aa. İlk çarpınızı aldınız. Neslihan. Kritik bir etap. Duble puan etabındayız. Aranızdaki yani evet fark da çok değil, puan farkı. Ülkemizdeki körfezlerden birini söyleyin. Gelmiyor. Kal geldi. Ne dedin? Gelmiyor. Ha gelmiyor. Ben dedim o hangi körfez ya? Anım Uğur gibi bir şey oldu çünkü. Gelmiyor mu? Deme. Deme öyle deme. 5 4 3 2 1 Sıfır. Kocaları ya, o yüzden çok da saymak istemediler. Ama Nihal Hanım bilir. İkinci çarpınızı aldınız. Kümele'nin Uğur Kaptan eşliğinde Nihal. Ülkemizdeki körfezlerden birini söyleyin. Tabii ki de Muğla'dan geliyorum. En güzel körfezlerden bir tanesi. Tabii ki de Gökova Körfezi. Bu programda ürün yerleştirilmekte. Oradan geliyorum tabii ki. Evet. Ne tatlım, çok güzeldi. Gökova mı? Evet. Ay Gökova'ya selam olsun. Gökova körfezi var mı? Aa. Oysa ki oradan geliyordu. Evet, mümkün değil, yanlış. Evet yani. Kim bu 100 kişi? Nihal'cim şurada bir şikayet kutumuz var, oraya yazarsan. Mutlaka. Mümkün değil, böyle mümkün değil evet, yanlış. Evet mümkün değil, böyle bir şey olamaz. Bulamayız bir şey, gelecek diyorum. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Okşan.
Edremit. Mehmet. Saros. Edremit. Edremit. Uğur. Edremit, Edremit, Saros, Edremit. Edremit diyorum, işi bitiriyorum. Vay 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 vay. Yine bir şey bakayım, evet, ha güzel puan. Edremit, tencerelerimi final oynatır bu akşam. Yoksa bize kapak mı olacak? Yok. Evet. Ben demeyeyim dedim Uğurcuğum. Ben bilmem, karı koca, karı koca. Edremit dedin değil mi? Evet. Edremit varsa finalde tencerelerle yarışırız. Nerede o 100 kişi? Evet. Bu akşam kapaklarla finalde yarışıyoruz. 100 kişiye sorduk 5 popüle cevap arıyor Ayrıca yarışıyor. Antalya. Başka? Antalya hiç aklımıza gelmedi. Saroz da çıkabilir. Çandarlı. En popüler 4'te hangi körfezimiz var? En popüler 3'ü görelim. Hadi be. Saroz vardı burada. Evet. Ben söylemiştim. Mehmet'ten çıkmıştı. Sakalımdan dolayı, pardon, sakalımın olmamasından dolayı. Ben söyledim arkadaşlar. Sen söyledin ama Uğur seni dinledi mi? Dinlemedi. Dinlemedi. Ama ziyan yok. Bir de ayran şöyle yapıyoruz efendim, normalde biliyorsunuz rakipler... Ay bir şey söyleyeyim, öğrenmek istiyorum. Nasıl bir duygu eşlerinizi şu anda yenmek, en azından finale çıkmak? Çok güzel. Bu kadar çok haz net konuşan. Hayır, çok, çok haz alıyoruz. Haz alıyorsun. Evet. Elif'in fikrini çok merak ediyorum. Hayat müşterek, öyle bir durum yok. Bir biz kazanırız, bir onlar. Gibi böyle yuvarlak politik bir cevapla eve gitmeden. Hayır, bir şey söyleyeyim, mimiklerin falan hiç onu demedi çünkü. Tabii tabii. Gördün değil mi? Hayat müşterek. Hmm. İki finale çıktık. Çok güzel. O zaman normalde rakipleri gönderiyorum ama tabii ki olamıyorum. Çünkü herhalde eşleriniz burada finalde ter dökerken şahit olmak istersiniz canlı canlı. Bu akşam kapaklarla finaldeyiz. Kapaklarla finaldeyiz. Tencerelerde onlara moral vermek için buradalar. Biliyorsunuz bu akşam karı ve kocalar rakiplerdi. Kimlerle yarışıyorum finalde? Esra ve Nihal, ilk kiminle yarışacağım? Benimle. Nihal, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Esra, seni de final için yerine. Esra, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın aklına gelmeyen o cevap için. Anlaştık? Anlaştık. Perde görebileceğimiz bir yer söyleyin. Pas. Yağı çıkarılan bitkilerden birini söyleyin. Zeytin. İnsanlardaki vücut tiplerinden birini söyleyin. Şişman. Plaka kodunda 6 görebileceğiniz bir şehir söyleyin. Ankara. Hazal Kaya dizilerinden birini söyleyin. Aşkı Memnu. Perde görebileceğimiz bir yer söyleyin. Ev. Evi aldım mı? Aldım. Aldım. Esra, bakalım 10 bin liraya giden o yolda neler yapmışsın? Perde görebileceğimiz bir yer söyleyin dedim. Son saniyede ev dedin. Evden siz kapaklara kaç puan gelir? Buranın en popüler cevabıymış. Neyse ki son saniyede onu alabildik. Aklıma geldi ama sonradan söyledim. Yağı çıkarılan bitkilerden birini söyleyin dedim. Zeytin dedi. Zeytin size kaç puan daha getirir?
insanlardaki vücut tiplerinden birini söyleyin dedim. Şişman dedin. Şişmandan kaç puan daha kazanırsınız görelim. Plaka kodunda 6 görebileceğiniz bir şehir söyleyin dedim. Ankara dedin. Ankara size kaç puan daha getirir? Buranın en popüler cevabı. Hazal Kaya dizilerinden birini söyleyin dedim. Aşk-ı Memnu dedin. Aşk-ı Memnu sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Nihal geliyor. Nihal, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var sana, çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Aklına gelmeyen o cevap için. Değiştir dersen, bilgi senden önce Esra aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da acil bir şekilde cevabını değiştir. Anlaştık? Evet. Perde görebileceğimiz bir yer söyleyin. Ev. Değiştir. Ofis. Yağı çıkarılan bitkilerden birini söyleyin. Zeytin. Değiştir. Fındık. İnsanlardaki vücut tiplerinden birini söyleyin. Balık. Plaka kodunda 6 görebileceğimiz bir şehir söyleyin. Ankara. Değiştir. Bursa. Hazal Kaya dizilerinden birini söyleyin. Feriha. Aldım ben o Feriha'yı. Doğru, dillerde öyle bir Feriha olarak kaldı. Nihal, 10 bin liraya giden o yolda bakalım sen neler yapmışsın. Esra'nın final performansından memnun musun Nihal? Evet, çok. Çok heyecanlıydı ama çok iyi yapmış. Perde görebileceğimiz bir yer söyleyin dedim. Ofis dedin. Ofis 119 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Ege'li oldukları için bir sonraki sorumun cevabını aynı verdiler. Son anda Nihal değiştirdi. Yağı çıkarılan bitkilerden birini söyleyin dedim. Fındık dedin. Fındık sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Ayçiçek. Ayçiçeğiydi. Ayçiçeğiydi. İnsanlardaki vücut tiplerinden birini söyleyin dedim. Balık dedin. Balık size kaç puan daha getirir?
Buranın en popüler cevabı zayıftı. Plaka kodunda 6 görebileceğiniz bir şehir söyleyin dedim. Bursa. Sen? Bursa. Bursa dedin. Bursa sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Cevabı gördüğün gibi Ankara, sen de ilk Ankara demiştin. Hazal Kaya dizilerinden birini söyleyin dedim, Feriha dedin. Adını Feriha koydum, dizinin adı Feriha dedin, aldık tabii ki onu. 10 bin lirayı kazanabilmeniz için 30 puana ihtiyacınız var. Feriha, size ihtiyacınız olan 30 puanı getirir mi? Daha da önemlisi, bu akşam sizi buradan 10 bin lirayla uğurlayabilecek miyiz? Şimdi hep birlikte göreceğiz. On bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 30 puana ihtiyacınız var. Feriha size bu akşam 10 bin lirayı kazandırır mı? Şimdi göreceğiz. Hakikaten ay 10 bin lira sizindi. Evet. En son dedin ya en popüler Feriha'dır dedin. Evet, evet. İzliyor muydun? İzlemiştim. Çocuktum. Yok çocuk değildim, gençtim. Ay benim gibi. Evet. Tamam canım. Gençken izlemiştim. Gençken izlemişiz. Ne yaptık şimdi? 1000 lira da Esra'ya geldi. Evet. Büyük ödülümüz 10.000. Toplamda efendim tencere ve kapaklara, karılara ve kocalara toplamda 11.000 lira sizindir. İzmir'den geldiler. Ne yapacaksınız 10.000 lirayla? Birlikte. Hep birlikte yemeğe gideceğiz. 10.000 ne? Bir kısmıyla. Bir kısmıyla. Bir kısmıyla. Hamideciğim siz ne yiyorsunuz? Birlikte danaya gidiyoruz. Birlikte danaya giriyoruz. İyi ki geldiniz. Hamideciğim biliyorsunuz ki arkadaşım, çocukluk arkadaşım. Efendim yepyeni bir aileler yarışırda. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.